hoş geldiniz arkadaşlar. Ankara Usta Atölyesi olarak bugün Felsefe Atölyesi üst başlığı için bir araya geldik. Bugünkü konuğumuz gerçekten Ankara Usta Atölyesi olarak bizim için çok kıymetli bir isim. Daha önce de birçok söyleşi, program yaptığımız sevgili Doktor Özgür Taburoğlu hocamız bizlerle birlikte olacak. Hocama ben çok teşekkür ediyorum. Artık Ankara Usta Atölyesi için gerçekten gerçekleştirmiş olduğumuz söyleşiler çok çok kıymetli oluyor Özgür Taburoğlu'yla. Bize göre Türkiye'nin en önemli entelektüellerinden birisi. Onu Ankara Usta Atölyesi'nde misafir ediyor olmak çok kıymetli. Bugünkü konumuz Heidegger'de temel kavramlar. Tabii çok taze bir kitap, Pol yayınlarından çıkan Varlık İzleri, Işık ve Ses, Heidegger'de temel kavramlar. Piyasaya yeni çıktı kitap. Kitap çıkınca da tabii hemen Özgür hocamıza ulaştık, bir program yapabilir miyiz diye. Kendisi de sağ olsun vakit ayırdılar. Programımız 1,5 saat civarında sürecek. İlk kısımda Özgür hocamın konuşmaları, ikinci kısımda sizlere ayırdığımız soru cevap veya düşüncelerinizi ifade edebileceğiniz kısım başlayacak. Hocam tekrar teşekkür ederiz. Söz sizin, buyurun. Sağ olun. Merhabalar. İbrahim'e teşekkürler. Bu metni ben yaklaşık 2013 gibi kaleme almıştım. O sıralarda da Almanya'daydım. Heidegger'i Almanca'dan da okumaya çalıştım. İşte İngilizcesi, Türkçesi vesaire derken. Bu metin, tabii Heidegger, bir vicdan isminde bir çalışmam var benim. Orada Heidegger üzerine bir bölüm yazmak istemiştim. Heidegger vicdan üzerine bayağı düşünüyor ve bir şeyler yazmış varlık ve zamanda. Ama onun böyle hani sadece bir bölümden ibaret kalamayacağını fark ettim. Yani o müstakil bir çalışma olması gerektiğini düşündüm. Biraz ondan sonra bir 6-7 aylık bir derin bir okuma süreci oldu. Sonra yazma süreci oldu ama ondan sonra böyle bir küçük defterlere yazmıştım. Bir 10 sene falan, 9 sene, 8-9 sene. Hani böyle bir ben bunları şimdi nasıl bilgisayara geçireceğim gibi bir yılgınlıkla orada kalmıştım. Ondan sonra pandemi döneminde zamanımız, evde bol bol zamanımız oldu biliyorsunuz. O süreçte böyle speech to text programları var, belki bilirsiniz. Okuyorsunuz, o size yazıyor. Böyle bir üşengeç insan işi. Tabii o biraz Heidegger'in kavramlarını böyle çeviremiyordu falan. Böyle acayip bir şey yazıyordu oraya. Yani bana diyordu mesela, el altında hazır diyordu mesela. Bazen doğru telaffuz ediyordu. Her neyse. Bu tabii çok böyle kapsamlı bir düşünürden bahsediyoruz. Bu kapsamı hakkını vermek mümkün değil. Yani hayatınız boyunca Heidegger çalışabilirsiniz. Ben orada özellikle vicdanı çalışırken böyle ses fenomeni üzerinde, yani vicdan çünkü size ses veren bir şeydir, yani vicdanın sesi denir. Vicdanınız özünde bir duyumdur. Duyusal bir tecrübenin izidir Heidegger için. Orada yani Heidegger'in biraz ses ve ışık, alt başlıklar ışık ve ses zaten. Bu iki görüngü içerisinden anlamaya çalıştım. Yani bütün olarak Heidegger'i anlamaktan ziyade zaten başka türlü de kimse bir şey anlamaya çalışmasın. Yani bir şeyi bütün olarak böyle külçe gibi anlamaya çalıştığınız zaman belki biraz daha şey oluyor. Size o şey kendini açmıyor Heidegger'in ifadesiyle. Ama böyle ışık ve ses gibi görüngüler içerisinden bir Heidegger'i süzen bir metin hazırlamaya çalıştım. Ama tabii ki oradan itibaren Heidegger nasıl bir düşünürdür sorusuna cevap bulmaya çalıştım.
Tabii bir yandan da şöyle Heidegger'le ilgili, Heidegger'in faşizmle münasebetleri dolayısıyla böyle bir onunla ilgili bir sakıncalı bir durum var. Yani bir faşist düşünürü üzerinde zaman harcamak gibi bir en azından bir kınamaya konu olabilir Heidegger çalışmak. Tabii ki bence de faşizmle doğrudan bir münasebeti olmuş. Bu böyle hani bizi kandırdılar tarzı bir şeyin arkasından dile getirilemez. Doğrudan faşist devletin bir bürokratı olmuş ve ardından özellikle yakın zamanda ortaya çıkan kara defterler sanırım. Orada doğrudan antisemitizmini dile getiriyor. Yahudilikle ilgili çok açık ifadeleri var vesaire. Kuşkusuz faşist bir şeyi var. Faşizmle ciddi bir münasebeti var. Ama şunu görüyorsunuz, Heidegger'in gerçekten de iki dönemi var gibi geliyor bana. İşte ona çalışanlar da bunu tespit ediyorlar zaten. Bu kehre dediğimiz dönüş, Heidegger'in düşüncesindeki dönüş böyle özellikle tam da bu faşizmin artık bir dünya görüşü olmaktan çıktığı dönemlerde ve biraz da bu münasebetin verdiği bir belki de ne diyeyim, bir pişmanlık şeyi olabilir. Bir kehre görüyorsunuz, yani bir dönüş görüyorsunuz. Bu sanki böyle hayatı boyunca gerçekten de Dasein, onun öznesi, düşüncesinin öznesi Dasein giderek daha az faşist bir birey haline alıyor bence. Hatta sonlara doğru artık bir nevi mistik bir şahsiyetten nüveler sunmaya başlıyor. Bir de şeyi düşünmek lazım, bir insanın düşüncesi, tabii özellikle olay felsefesi içerisinden baktığınız zaman bir düşünce insanın aklından geçen bir şey olmaktan ziyade başına gelen bir şeydir demek gerekiyor. Yani düşünce başımıza gelen, yani kafatasımızda bizim bir özne olarak kendi irademizle ürettiğimiz bir fikir olmaktan ziyade başımızdan geçen bir şeydir diyebiliriz. Yani o yüzden olay felsefesi içerisinden gerçekten de öznenin ne yaptığı, nasıl münasebetler içinde olduğu biraz geçersiz. Şimdi onun içeriğini biraz açalım. Kehre dediğimiz şey, işte varlık ve zamandan onun temel metni, Heidegger'in temel, aslında bir tane yapıtı var diyoruz. Varlık ve zamanı yazıyor. Gerçekten başı ve sonu olan bir yapıt gibi ortaya çıkarıyor. Ondan sonraki birçok yapıtı, hemen hemen hepsi verdiği derslerin sonradan basılmış halleri. Yani o yüzden varlık ve zamandan önce ve sonra gibi bir dönem ayırt edebiliriz. Varlık ve zamanda varlığı açma kararlılığı diyoruz. Bunlar ayrı gelin böyle tirelerle ayrılan kavramları vardır. Varlığı açma kararlılığı içerisindeki bir Dasein var. Dasein insana benzeyen, müstesna bir var olan. Yani insana, en çok insana benziyor. İnsan, zaten insan sözcüğü sanırım metinde geçmiyor bile olabilir. Emin değilim. İnsan demek konusunda bir kibiri var. İnsan demiyor. Dasein dediğim zaman insana benzeyen, kuşkusuz bir var olan. Ve varlıkla ilişkisi, özellikle varlık ve zamandaki Dasein ilişkisi, onu açma kararlılığı içerisinde varlığın karşısında duruyor.
Yani bir nevi varlığa şiddet uygulayan bir özneden söz edebiliriz. Çünkü onu durduğu yerde kendisini bize açmıyor. Bizim ona kararlı bir şekilde onu bizim bir öznenin iradesiyle, bir istençle müdahale etmemiz gerekiyor. Dazayn böyle bir kararlılıkla karşısında durmadığı sürece karşısında ifadesiz bir varlıkla karşılaşıyor. Zaten bu varlık dediğimiz şey muhtemelen modern zamanlarda artık bizim ufkumuz dışına muhtemelen çıkmış bir şeyden söz ediyoruz. Yani biz hani onu yakalamak, keşfetmek, huzurumuza getirmek konusundaki bütün çabalarımıza karşılık vermeyen, bizim kendi metafiziğimiz içerisinde artık kapanıp kaldığımız onu aralama, bu insanca metafiziğimizi aralama imkanımızın muhtemelen kalmadığı bir zaman parçası içerisinde bir ihtimalin peşinde düşünüyor. Bu ihtimali acaba aralayabilir miyiz diye düşünüyor. Varlık ve zamandan sonra daha böyle bir benim olay felsefesi içerisinde düşündüğüm bir yönelim ediniyor Heidegger'in düşüncesi. Burada daha zayıf dediğimiz şey böyle daha geride duran bir şeyi kendi huzuruna getirmekten ziyade onun karşısında durmaya çalışan, biraz daha böyle edilgen bir varlık halini alıyor. Yani kararlı bir varlık olmaktan ziyade artık edilgen fiilleriyle hayret ediyor. Zaten örneğin ilk dönem felsefesine eylem felsefesi diyelim, hadi öyle bir şey diyeyim. Yani eylemle olay arasındaki karşıtlığı işaretlemek için bunu söylüyorum. Eylem felsefesi içerisinde şöyle bir özne vardır. Özne kafasından, aklından bir şeyler geçer. Dünya ile ilgili bir tasarımı vardır. Ve bu tasarımı hayata geçirmek konusunda bir irade gösterir. Dünyayı, hayatı, hakikati, varlığı kendi nesnesi yapar. Ve bu konuda bir eylem ortaya koyar. Mesela güç istenci diyor Heidegger. Yani bir istenç ortaya koyuyor. Ama olay felsefesinde daha böyle poetik, şiirli bir duruşla o şeyin her neyle alaka kuruyorsak o şeyin karşısında duruyoruz. Bu poetik ve düşünceli, yani şiirli ve düşünceli duruş dediğimiz şey artık onun yapıtının sonlarına doğru tümüyle beliren, buna bazen fenomenolojik tavır adı da verilebiliyor. Burada bir şeyi karşısında sükunetle bekliyorsunuz. Yani dingin bir Dasein portresi ortaya çıkıyor. Yani biz varlık hakkında onu açmak konusunda bir kararlılık icra etmekten ziyade bir eylem, bir irade, bir ısrar ortaya koymaktan ziyade onun hakkında düşünmeye ve şiirli bir bir duruş, bir tavırla karşısında durmaya çalışıyoruz. İşte bu Hölder'in okumaları, Parmenides, Herakleitos okumaları hepsi buralarla alakalı. Yani varlığın karşısında onu kendisini açmaya zorlamadan nasıl durulur gibi bir soruya sanki cevap arıyor. Dolayısıyla şeyi şuradan ayırabilirsiniz. Yani olay felsefesi dediğiniz zaman biz bir şeyin başımıza gelmesinden söz ediyoruz. Yani onun üzerine gitmekten ziyade başımıza gelen şeylerden söz ediyoruz. Ve onu ayırt etmek için temel ayrım noktası da fiillere bakmak. Yani fiiller etkinse orada bir eylemden ve özneden
daha çok söz ediyoruz. Ama fiiller edilgin ise orada artık nesneleşmiş ve de artık edilgin bir şeye maruz kalan ve nesneleşmiş. Orada öznenin yerini nesne almaya başlıyor. Biraz Heidegger felsefesinde de böyle bir bükülme var. Yani Dasein bir özne olmaktan nesneye doğru kayıyor. Yani varlıkla Dasein'in ilişkisi biraz özne, yani onun karşısında diklenen, kendisini ifade eden, iradeli bir varoluş sergilemekten ziyade artık böyle onun hakkında düşünen, seyre dalan, yani tefekkür, temaşa derler ya. Ama hiçbir zaman mistik düzeye inmeyen, Heidegger'in Dasein'i hiçbir zaman bence mistik bir karakter olmuyor. Her zaman o düşünceli duruşunu, yani böyle kendisini tam olarak varlığa teslim etmek dediğimiz hani mistik, özellikle çileci mistisizmin o şeyi, nihai şeyi, amacı diyelim, onda hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Her zaman Dasein kendisinde bazı melekeleri saklıyor. Yani varlığın karşısında silinmiyor hiçbir zaman. O yüzden zaten onun düşüncesini hiçbir zaman böyle bir teolojik ya da mistik bir şeyle asla karıştırmamak gerekir. Bir kere şeyi söylemek lazım. Varlık ve zamanda da artık kehre sonrası dediğimiz o dönüşü, hani köşeyi aldıktan sonraki duruşuna dair çokça şey bulabilirsiniz. Yani o son dönem işte Hölder'in okumaları vesaire, teknolojiyle ilgili tasavvurlarının çok erkenden de zaten varlık ve zamanda bulabilirsiniz. Varlık bir kere her zaman için, her noktada, isterse onun karşısında kararlı durun, isterse böyle düşünceli durun, edilgin, isterse etkin, isterse edilgin durun. O her zaman için size kendisini böyle ifşa etmez. Yani hani semavi dinlerin tanrıları da öyledir. Böyle görünmez size. Hep böyle emareleriyle tecelli eder, tezahür eder. Size bazı izler bırakır. Bazı hani sıfatları vardır. Spinoza'nın tanrısı bile öyledir. Onu siz cevheri, hiçbir şekilde cevhere dokunamazsınız. O sizin, yani siz onu temalaştıramazsınız. Onun sıfatları ve kipleriyle karşılaşabilirsiniz. Yani sıfatları da şöyle bir şey ya da bir şeyin o varlık dediğimiz şey ya da onunla anlamdaş olan her neyse onun izleriyle kendisi arasında da bir tabiat farkı vardır. Yani siz varlıkla varlık izleri arasında bir tabiat farkı vardır. Bunlar yani birisinin onun böyle küçük parçaları değildir. Hani varlık izleri varlıktan böyle kopup gelmiş küçük parçalar izler değildir. Ama bu görüngü bilimin terbiyesidir biraz. Yani görüngü de öyledir. Yani görüngü de Kant düşüncesinden itibaren her zaman o kendinde şeyin bir görünüşüdür. Kendinde şey hiçbir zaman kendisini bize aklımızın sınırları içerisinde kavrayabileceğimiz bir şey değildir. O her zaman bazı görüngüler sunar size. Görünüşleri vardır, görüngüleri vardır. Bu fenomenolojik şey içerisinde, tavır içerisinde siz varlık izle, yani şöyle bir şey yapıyorsunuz. Evet diyorsunuz, bu bir varlık izi. Öyle bir görüngü bir analizi yapıyorsunuz ki varlığın izini ayırt ediyorsunuz. Adeta analiz ediyorsunuz.
Ve ona sahici görüngü, ya da ona görüngü diyorsunuz sadece. Siz orada bir sahicilik var. Çünkü o varlıkla münasebeti olan bir şeyden söz ediyoruz. Ya da o da bir görünüş, zevahir olabilir. Zevahir, zevahiri kurtarmak derler ya, yani hani durumu idare etmek gibi. Dolayısıyla şey diyemeyiz biz. Biz öyle bir, mesela Heidegger'in varlık ve zamanda peşinde olduğu şey Dasein analizi yapıyor. Bu Dasein analizi bize şunu yapacak sözde. Bize o varlıkla ilgili doğru soruya taşıyacak. Bakın biz hiçbir zaman varlığa erişmekten, ulaşmaktan vesaire bahsetmiyoruz. Yani bu bahsedilebilir, bu yapılabilir bir şey de değil. Ama biz varlıkla, yani varlık izlerini tanımlayabiliriz diyen bir analiz ortaya koyuyor. Dasein analizi bunu anlatıyor bize. Bunu da şöyle, öncelikle bir sorunuz olmanız gerekir diyor. Varlık hakkında bir soru oluşturmalısınız diyor. Direkt onun peşine düşemezsiniz. Yani şimdi orada şu jesti de görüyorsunuz. Heidegger gibi, yani hani 100 yılın düşünürleri oynaması yapsanız herkes bir ilk beşte, üçte birinci. Hani öyle vardır ya, öyle şeyler. Sayar. Yani ama bunu şu yüzden söylüyorum, böyle bir şahsiyet bile o kadar çekingen ki, yani varlıkla ilgili soruyu oluşturmak konusunda, yani ben diyor, bir tane geçerli meşru bir soru oluşturayım ki artık bu soruyu cevaplamak konusundaki aşamaya geçebilirim. Yani bu soruyu oluşturmak konusunda bile muazzam bir çekingenlik gösteriyor. Yani biliyorsunuz biz hayatımız boyunca yani günde 20-30 tane soru sorup hem de esaslı olduğunu düşündüğümüz sorular ve bunların muhtemel cevaplarını gün içinde oluşturuyoruz. Ama onda öyle bir çekingenlik kuşkusuz var. Örneğin Parmenides'in fragmanları üzerine bir sene boyunca ders verebiliyor. Bir satır fragman, onun için bir yıllık mesainin nesnesi olabiliyor. Yani bu iş bu kadar kolay değildir demeye getiren bir tarzla karşı karşıyayız. Siz Kant'ı okuduğunuz zaman da bunu görürsünüz. Yani Kant'ta da muazzam bir, hem bir cüret vardır, ama böyle bir çekingenlik de vardır. Yani böyle müthiş bir indirgeme görürsünüz. Yani o esasın, esas, yani o sahi, görüngü bilimin cestidir bu zaten. Sürekli bir şeyleri esaslı olmadığı için ayraç içine alırsınız. Paranteze alırsınız, askıya alırsınız. Çok fazla şeyi askıya alırsınız. Ya da ondan önce askıya alınmamış, esaslı sayılmış bir şeyi siz esaslı saymamaya başlarsınız. Örneğin insan öznesi modern zamanlar, mesela Descartes'le birlikte çok böyle hakikatin dayanağı veya şeyi haline gelirken bu Heidegger'de tümünden dışarıda kalıyor. Yani insan paranteze alınıyor. Tabiat paranteze alınıyor. Örneğin metafizikler, işte dinler, yani kutsallık görüngüleri vesaire, bunlar bütünüyle paranteze alınıyor. Yani siz görüngü bilim icra ettiğiniz zaman gerçekten o kadar az bir şey geriye kalıyor ki, yani üzerinde yani Dasein analizi, varlık ve zaman kitabında metin boyunca sürdürülen Dasein analizi aslında size şunu yapıyor, geriye ne kalıyor? Yani bütün bu sahici olmayan zevahiri biz
paranteze aldığımızda, askıya aldığımızda, işte o da Husserl, öğretmenin Husserl'den gelen bir şey, epoke tavrı, geriye ne kalıyor sorusunu sorduğu zaman, Heidegger'de geriye ihtimam kalıyor, angst kalıyor, yani çok az bir şey kalıyor. Yani varlık karşısında kaygılı bir duruş kalıyor ve ona yönelik bir özen, bir ihtimam kalıyor. İki tane görüngü kalıyor geriye. Yani bunlar sahici görüngüler. Yani siz sahici görüngünün üzerine artık güvenle yerleşebilirsiniz demektir. Hani Descartes'ta düşünüyorum öyle, öyleyse varım dedi ya, o düşünce fiilinin üzerine siz, ki düşünen bir insandır, artık yapıyı inşa edebilirsiniz demektir. Yani görüngü bilimin analizi budur. Yani temelde geriye bir şey, bazen belki de bir şey kalmıyor. O kadar çok şeyi askıya alıyorsunuz ki. Bu sorunun arayışı, varlık hakkındaki soru. Yani onun çekingenliği biraz da orada. Yani varlığı ben size ifşa edeceğim değil. Ben size varlık hakkında doğru bir soru sormayı umuyorum, diyor özetle. Şimdi mesela bu bir görüngü bilim tabii ki. İlk aşamasında görüngü bilim yapıyor. Sonradan bize vaat ettiği varlık ve zamanda temel ontoloji. Temel ontolojide de bize daha böyle iddialı soruları cevaplamayı vaat ediyor da o gerçekleşmiyor. Sanırım ona inanmıyor. Yani çünkü Dasein'in kipi değişiyor. Dasein artık bu böyle kararlı, cevval bir karakter olmaktan çıkınca bence o meşruiyetini yitiriyor. Yani o arayışın kendisi meşruiyetini yitiriyor. Bazı daha böyle fragmantal yerlere doğru açılmaya başlıyor Heidegger. Şimdi görüngü bilim analizi ediyor. Yani bir şeyin esasında ne vardır sorusuyla ilgili bir şey. Mesela ben örnek vereyim kendi gündelik hayatımda. Bunu bir kere daha belki söylemiş olabilirim burada başka bir yerde. Ben bir şirkette çalışıyorum. Bu şirkette benim erkek kardeşimdi. Yıllardır birlikteyiz o şirkette. Şimdi mutlu şey böyle... uzun boylu, yakışıklı falan, benim gibi değil. Evet. Vücut çalışıyor vesaire. Şimdi onu ve beni yan yana görenler bizim hani kardeş olduğumuz konusunda böyle büyük bir şey yaşıyorlar, şaşkınlık yaşıyorlar. Yani böyle bir şey olmaz diyor. Diyorlar ki siz birbirinize hiç benzemiyorsunuz diyorlar. Şimdi burada birinci seviye bir şey var. Biz hiç birbirimize benzemiyoruz. O uzun boylu, o daha yakışıklı, o daha yapılı falan. Şimdi ikinci seviyede şöyle bir şey söylüyorlar. Sizin işe karşı yaklaşımınız da hiç benzemiyor birbirinize. Kimin daha çalışkan olduğunu söylemeyin. Şimdi bakın biraz daha indik, esasa iniyoruz. Mutluyla benim. Şimdi buraya kadar hiçbir şekilde benzemiyoruz. Biz kardeş olamayız gerçekten. İşte bu askıya alma, görüngü bilimin o temel şeyini vermeye çalışıyor. Sonra ben düşünüyorum, hayır diyorum, biz bir yerde birbirimize benziyoruz muhtemelen diyorum. Biz çünkü kardeşiz vesaire. Şunu fark ediyorum, biz öğlen yemeğine aynı saatte gidiyoruz. Ve yemekhanenin aynı köşesinde oturuyoruz. Yani sırtımızla cemiyete dönüyoruz. Ve bakıyorum yine Mutlu da orada. Mutlu hatta diyorum ne yapıyorsun Mutlu falan diyorum. Şimdi burada ne oldu? Esasa indik değil mi? Yani böyle biraz daha şimdi burada görüngümünü yaparken biz böyle bir kıyas, gerçekten esaslı olan nedir sorusunu sorduğumuz zaman böyle hiç benzemeyen, birbirine hiç benzemeyen şeyleri biz bir kıyas kıyaslayabiliyoruz. Yani burada bu görüngü bilimi çalıştırdığımız zaman bizim
belli bir saatte yemeğe gidip belli bir yerde oturmamız görüngü değeri taşıyor. Yani bizim tipimiz, bizim işe yaklaşımımız biraz daha görüngü. Gerçekten işe yaklaşım insanların esasına dair çok şey söyler. Yani burada esasın arayışı, yani benim varlığımla ilgili esas nedir? Mesela onurun esası nedir? Yani onurun biz tanımlarken dış görünüşüyle mi tanımlayacağız? Onun davranışlarıyla mı tanımlayacağız? Ya da çok daha böyle değişik bir yerden mi onu yakalayacağız? Gibi bir şeyin arayışı. Yani siz yani varlık bir şeyin esası sorusunu sorduğunuz zaman bir görüngü bilim yapıyorsunuz orada. Burada çok daha temel bir soru var. Bütün var olanların varlığı nedir? Gibi bir sorunun peşinde bir. Yani varlık varlığı bazen Heidegger var olanların varlığı der. Şimdi bütün bu var olanları, bu var olan bir nesne de olabilir, bu mikrofon olabilir, bir bardak olabilir, bir insan olabilir, bir hayvan olabilir. İnsanla hayvan bu arada görüngü bilimde belki aynı şey olduğu ortaya çıkar. Yani var olanların varlığı gibi çok temel bir soru sorduğunuz zaman işte orada çok temel bir yere varıyorsunuz. Şimdi Dasein, yani Heidegger'in düşüncesinde Dasein'in tavırları değiştiği gibi, Dasein bu arada being der demektir. Yani Almanca'da orada, mesela Almanca'da ben Almanya'da bulunca her bir üstün insan Dasein falan diyordu. Dasein. Böyle orada, yani işte orada falan demek. Oradaki varlık demek. Yani oradaki şey, oradaki var olan, oradaki varlık anlamını taşıyor. Oradaki şeyin tarih içerisinde de şey değişiyor, tavrı değişiyor. Örneğin antik Yunan, Heidegger için varlığın alacakaranlığı, artık varlığın gerçekten gün batımı gibidir. Sanki ondan sonra varlık bir daha bize yüzünü göstermemiştir. En son sanki Parmenides'e, Herakleitos'a yüzünü göstermiştir gibi bir anlamda zorlarsanız çıkarabilirsiniz. Şimdi antik Dasein var, orta çağ Dasein'i var, modern Dasein var. Üç tane Dasein ayırıyor. Bunlardan varlıkla en uzak, münasebeti en yanlış, en az sahici olan modern Dasein. Yani biz bütün bu merakımız ve gevezeliklerimiz içerisinde diyor. Mesela merak ve gevezelik çok böyle gündelik bizim hayatımızın şeyleri, görüngüleri diyeyim. İçerisinde onu neredeyse tümüyle unutmuş, ufkumuzdan çıkarmış durumdayız der. Tabi antik Dasein'in hakikatle ilişkisi, işte bu doğruluk diye çeviriyor. Aletheia tecrübesi. Aletheia antik Yunan'da şey demek. Yani şimdi hakikat diye çeviriyor ama üzeri açığa çıkmak demek. Bir şeyin kendisini açığa çıkarması ve kendi marifetiyle adeta. Yani açığa çıkma anlamını taşıyor. Açığa çıkan şey anlayacağınız gibi olay felsefesinin yüklemi. Yani varlık kendisini açığa çıkarıyor. Sizin öznel müdahalenizden özel müdahalenize ihtiyaç duymadan kendini açığa çıkaran ve temel olarak kendisini bir tabiat gibi görünür kılan bir varlıktan söz ediyoruz. Zamanla işte Orta Çağ ve modernliğe doğru şunu anlıyorsunuz, varlığı karartan
Örneğin önce Tanrı karartıyor. Şu an Tanrı varlık önünde çok büyük bir gölge oluşturuyor. Tanrı varlığı gölgeleyen, yani onu sözde ikame ederken onu karartan, gölgeleyen ve bir varlık pozu veren, aslında özünde kendisi de bir var olan ve ardından Tanrı'nın yerine istenç sahibi bir özne alıyor, insan öznesi alıyor. İnsan öznesi artık kendi metafiziği içerisinde varlıkla olan ilişkisini tümüyle kaybediyor adeta, neredeyse tümüyle. Zaten onun soruşturmasının temel sorularından birisi de budur. Bizim varlıkla herhangi bir münasebet ihtimalimiz kalmış mıdır gibi bir soru soruyor. Düşünmeyi ve de şiirli sözü bir ihtimal, yani sanatı bir ihtimal olarak bir kenara ayırıyor. Şimdi Dasein şey yapıyor. Dasein dediğimiz varlık orada olan şey. Yunan'dan şeye doğru geldikçe insana dönüşüyor. Modernliğe doğru geldikçe insan olmaya başlıyor. Yani şimdi orada Heidegger'in söylediği bir başka şey de, biz bunu Dasein insanlığından nasıl sıyırırız? Yani bu insan oluşun kendisinden nasıl kurtarırız diyor adeta. Yani subjektum yani nasıl çevirir? Bundan nasıl kurtuluruz? Şimdi Dasein'le insan arasında örneğin şeyi okuyanlar bilir, Oğuz Atay okuyanlar. Oğuz Atay'da Turgut'un dramı vardır. İşte Selim'in intihar mektubu kendisine ulaşır, biliyorsunuz. Daha sonra o böyle bir irtifa kaybetmeye başlar, hatırlarsınız Turgut. Turgut'un işte en baştaki pozisyonu insandır. Orta sınıf insandır. O giderek tutunamayanların sonunda daha zayn olur. Yani öyle bunu da Selim'in onda yarattığı ruh hali sebep olur. Angst dediğimiz bu şeyin Heidegger'in de hep söylediği varlıkla ilgili soruya, bak, varlığın kendisine değil, varlıkla ilgili soruya dair bir iddianız olacaksa orada bir kaygılı bir ruh hali içerisine girmemiz gerekir dersin. Şimdi Turgut da o mektubu aldığı zaman işte o varlıkla ilgili soruya adeta şey olur, muhatabı olur. Varlık ona bir soru gönderir. Senin de, sen de yanlış yaşıyorsun. Senin hayatın yanlış. Hatta kendisini vicdansız olarak değerlendirir Turgut. Vicdansızlık tabii burada Heidegger'in anladığı anlamıyla şeydir. Varlıktan artık ses gelmeyendir. Yani varlık size seslenmeyi bırakıyorsa orada siz vicdansızlaşırsınız. Onun vicdan şeyi öyledir Heidegger'in. Yani böyle size, ama şöyle bir şeydir. Yani sizi kaygılandıran nesnesiz bir soru yöneltir. Sorunun kipi, nesnesi belli değildir. Zaten Selim de mesela Turgut'a bir şey söylemez. Sadece intihar etmiştir. Ondan sonra onun peşine düşer. O bir soruşturmadır. Varlıkla ilgili bir soruşturmadır. Varlıkla ilgili soruşturma en temelde vicdani bir celp gibi. Vicdan da bir görüngüdür. Sahici bir görüngüdür Heidegger'de. Vicdani bir celp ulaşır size ve oradan itibaren bütün hayatınız size yanlışmış gibi gelir. Örneğin çok uzatmayacağım, biraz daha bir 5-10 dakika daha devam edeceğim. Heidegger son dönem felsefesinde özellikle tehlike diye bir bahis ortaya koyar. Çok büyük bir tehlike altında olduğumuzu söyler.
ve bir kurtarıcı güçle ilgili böyle bir mesihçi gibi okunan, aslında öyle olmayan bir onun karşı fenomeni vardır. Tehlike de bir görüngüdür bu arada. Tehlike şudur, bizim varlıkla, varlık izlerini takip etme, onun içerisinde yani varlıkla münasebet ya da münasebet de değil, varlıkla ilgili bir soru oluşturma şeyimizin kaybetmemiz, ruh halimizi kaybetmemiz gibi bir şeyden söz eder. Şimdi tehlikeli durumda tarif ettiği şey şimdi, aslında bizim tam da böyle huzurlu olduğumuz, güven içinde olduğumuz bir gündelik hayatın tasvirini yapıyor. Yani tehlike tam da her şeyin yolunda olduğu, müreffeh bir hayatın olduğu, huzurlu olduğunuz, işte evimizin, arabamızın, güzel bir işimizin, ilişkilerimizin olduğu bir şeyden tehlike diye söz ediyor. Yani her zaman varoluş içerisindeki, varoluşumuzun içerisindeki huzur bir tehlike işareti gibi okunur Heidegger tarafından. Çünkü nasıl bir tehlike ise artık bir düşünün. Orada gerçekten biz kendi metafiziğimiz içerisine kapanmışız demektir. Tabii şimdi Heidegger'in şeyi son olarak Heidegger'e yönelik eleştiriler var. Yani bu sadece işte o faşisti falan demek gibi bir şeyin ötesine geçen eleştiriler var. Özellikle mesela bilirsiniz Derrida'nın yapı çözüm, yapı bozum diye tarif edilen bir şeyi vardır, bir stratejisi vardır. Bunun temeli Heidegger'in destrüksiyon adını verdiği bir şeydir, bir yöntemdir. Heidegger bizim çok ciddi bir metafizik örtü altında, özellikle modernlerin yaşadığımız yolunda bir şey var, belirlemesi var. Bu metafizik de her geçen gün kalınlaşıyor. Yani bize ışık ve ses yoluyla izlerini belli eden ve bizim o fenomenlerden yola çıkarak hakkında sorular oluşturduğumuz varlıkla ilişkimizi neredeyse artık imkansız kılan bir metafiziğin yıkımı üzerine. Heidegger'in orada tabii özellikle vicdan görüngüsüyle yeni bir metafizik ürettiğini söyler. Bunun adını mevcudiyet metafiziği der, ses merkezidir. Mesela size seslenen, vicdani ses veren o şeyin kendisini bir mevcudiyet ve Adorno da bu eleştiri yapar. Sahicilik jargonu diye bir kitabı vardır. Orada sahici bir laf diye bir laf kullanır. Yani sahici der mesela. Bazı şeyler sahicidir der. Tabi orada varlıkla alakası bağlamında bir şey sahici ya da gayri sahih gibi kıymetler ediliyor ama bunu nasıl söyleyebiliriz? Yani sahici olan falan diye. Bir de şey vardı, o da çok tartışılmıştır. Bilim düşünmez sözcüğü cümlesi vardır. Veciz ifadesi vardır. Bilimin özellikle varlığın geri çekilmesinin ve Dasein'in o huzurunu, o tehlikenin kendisinin bilimlerin etkin ve işlevi çalışması için gerekli bir ortam hazırladığını düşünür. Yani hani deminden beri söylüyoruz, bilim yani gerçekten varlık izleriyle peşinde varlığın, varlıkla ilgili bir soru oluşturan bir karakterin, bir Dasein'in böyle çok bedbaht bir karakter olmasını bekliyorsunuz. Bedbaht böyle kötü, kaygılı ama nesnesiz bir kaygı bu.
Ve sürekli varlığa dönük bir ihtimam da hareket ediyor. Bu halin kendisinin bilimsel düşünceye uygun bir ortam olmadığını düşünüyor. Sonradan mesela Gilles Deleuze, bilimin, felsefenin ve sanatın üç ayrı düşünme alanı olduğunu mesela tekrar iade ediyor, onu eleştirirken. Yani çok böyle şeyler oluşturan bir insan, yani muhataralı alanlar yaratan, ama çok değerli sorular soran bir insanla karşılaştım ve şöyle bir şeyini gördüm, sonra onu söyleyeyim. Her şeyin, yani o varlığın kendisinin böyle çok dışarıda bir yerde, hayatımızın, gündelik hayatımızın çok dışında bir yerde olduğunu söylemiyor. Onun içinde, tam da içinde, varoluşun ve var olanların, hatta nesnelerin, insanların, ilişkilerin, türlerin arasında yerleşik izleri olduğunu söylüyor. Tabii o, onunla ilgili uygun ruh haline, düşünceye ve poetik duruşa sahip olmamız gerektiğini söylüyor. Yani örneğin gevezelik ve merak gibi, işte böyle gündelik bir gevezelik vardır. Ya bilirsiniz, hepiniz de maruz kalmışsınızdır ya da maruz bırakmışızdır. Onun içinde işte onun analizi, asıl onun analizini yapmanız gerekir diyor. Yani böyle örneğin kendi öğretmenin Husserl gibi böyle bir şeyleri hemen paranteze alıp esas olan şudur demiyor. Yani o gevezeliğin kendisini de analiz edeceksiniz diyor. Merak, gündelik hayatın içinde bir merak var diyor. Onun da analizini yapacaksınız. Örneğin teknoloji, bizim teknoloji dediğimiz şeyi biz örneğin varlığın kendini açma biçimi olduğunu bize anlatıyor. Teknoloji aslında varlıkla bir ilişkidir diyor. Biz hiçbir zaman teknoloji, böyle teknik cihazlar vesaire varlıkla alakalı şeyler gibi görmeyiz. Yani çok şey var ama ben biraz bende yarattığı temel fikirleri vermeye çalıştım. Siz de buyurun bir şeyler ekleyin, söyleyin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Evet, soru cevap veya düşüncelerinizi ifade edebileceğiniz kısım başladı arkadaşlar. Bu arada bugünkü programımızda aramızda gerçekten felsefe camiasının ve entelektüel dünyamızın bence çok değerli bir ismi Onur Eylül Kara hocamız da burada. Kendilerine de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Kendisini de Ankara Üniversitesi'nde yakın zamanda misafir ederiz. Evet, soru olması şart değil arkadaşlar. Onun hakkında düşüncelerinizi alabiliriz bu kısımda. Kimden başlayabiliriz? Göremiyorum. Ben çok pratik, herkes için de pek faydalı olabileceğini düşünüyorum ama önce kendim için faydalı olsun dediğim, kısa olabileceğini tahmin ettim. Birkaç soruyla başlayayım abi. Orta çağda Dasein tanrı gibi bir şey mi oluyor? Yani dinlerin tanrısı değil. Yaratan tanrı, değil mi? Orada kastettiği öncelikle. Yoksa Spinoza'nın tanrısından da bahsettin hocam, ama. Hocam bir de evet. Onunla, şimdi tanrı dedi ya hocam da, benim de hani kafam bir şey yapıyor. Şimdi var olanlar var. Evet. İşte bardak, masa, insan. Bir de varlığın kendisi var. Şimdi bu arasındaki ilişki, yani Spinoza'nın tanrısı gibi bir şey. Yani. Ben onu da anlayamıyorum yani. Onun izlerini, yani onun nedensellik oluşturan bir şey, onun kipi mi, yani nasıl bir şeyden bahsediyor, neyi arıyor? Katmanlı bir şey aslında, yani bu soruyla beraber şunu sorsak nasıl olur? Dasein'i çektiğimizde geriye kalan varlık nasıl bir şey? Spinoza'nın bu varlık sözüyle bile derdi var.
etikada. Yani bunlar böyle tümellikler diyerek aslında bir şey yapıyor. Hoşlandığı bir şey değil. Bu ifadelerin aslında felsefe içinde çok pratik görmüyor diye ben fark ediyorum. Ama hani çok şey, doğrudan bilgiye yönelik bir şeydi aslında ilk merak ettiğim. Yani Orta Çağ'da o varlığı karartan şey dinlerin tanrısı mı? Yani çünkü o Dasein öyle bir şeye mi bürünüyor Heidegger'de? Özneleşen şey o mu oluyor? Çünkü dünyayı yöneten bir noktada tanrı oluyor. Hala da kısmen devam eden bir varlığı, özneliği var tanrının. O antik çağ ve modern çağı, yani antik çağda gerçek bir işte şey var, bir varlık orada daha çok hissediliyor Dasein'e sanki ihtiyaç olmadan, ama tanrı orta çağda bir Dasein rolüne mi bürünüyor? Heidegger öyle mi düşünüyor? Şimdi ben onu okuduğum zaman ben şöyle bir imge oluşturdum. Tabii böyle bir analojiye başlayacağız. Dolayısıyla indirgeyeceğiz durumu. Şimdi Spinoza'nın tanrısı, Kant'ın kendinde şeyi vesaire, bütün bunlarla koşutluklar vardır. Biz bunları birlikte anlayamayız. Yani birlikte anlatamayız. Bunlar hepsi başka boyutlar. Şimdi orada hep mahsurlu bir şey söyleriz. Ama ben onu okuduğum zaman mesela şu masayı varlık olarak düşünelim. Bu masa varlık olsun. Var olanların varlığı bu masada ifadeye kavuşuyor. Yani bu masa bizim içkin, aşkın, ne dersiniz, bütün varlığın zemini ve zamanı bu masa olsun. Şimdi biz bu masaya, bu masayı kendi halimize temalaştıramayız. Varlık nedir sorusunu biz bir dolayımdan kurtulmuş olarak cevaplayamayız. Yani o bize kendisini ne açar ne gösterir temalaştıramayız. Orada bizim mesela Heidegger'in çerçeveleme dediği bir şey var. Mesela modern metafizik aslında bir çerçevelemedir der. Orada bir şeyin içinden masaya şey yapıyoruz. Şu bardak, bu bardağın içerisinden biz masanın üzerine bir yer işgal ediyoruz ya. Bu masayı bizim temalaştırma biçimimizdir. Yani sonsuzdan biz bir kesit alıyoruz. Bardağın zemin kadar bir şey düşünelim. Sonsuzdan bir kesit alıyoruz. Biz örneğin bu bir teolojik bir çerçeve olabilir. Biz varlığı ancak bir çerçevenin içinden bakabiliriz. Yani bir dilin içinden, özellikle son dönemmişiz, bir dilin içerisinden buraya bakabiliriz. Yani biz bir zamanlar oluşmuş bir çerçevenin içerisinden varlıkla münasebet kurabiliriz. Örneğin modernler güç istencenin içinden bakar diyor. Yani onu böyle bir öznenin iradesiyle ben varlığı açığa çıkaracağım. Mesela teknoloji bunun bir karşılığıdır. Teknolojinin kendisi de aynı teknolojiyle din de bir metafizik üretiyor. Teknoloji de bir metafizik üretiyor. Modern özne de bir metafizik üretiyor. Bütün bu metafizikler, mesela bu da bir metafizik olsun, bu neyse artık. Sokrates zaten metafiziğin kurucusu kendisi. Tam bu da nedir derken doğru cevabı bulduk. Şimdi burada bu bardak da bir şey olsun. Siz ama şöyle bir şey var. Biz teknoloji örneğin, modern teknoloji ve güç istenci diyor. Neden diyor varlığı bu kadar karartıyor diyor. Yani bu masayı tek bir biçimde görebilirsiniz. Teknolojik enframement, işte o Almancası da var. Yani teknolojik çerçevenin içerisinden dünyayı görmeye, varlığı görmeye mahkumsunuz. Çünkü çok güçlü. Teknoloji çok güçlü. Öyle teknoloji de sadece elektronik, otomobil falan gibi düşünmeyelim. Bizim hayata bakışımızın ta kendisi teknolojik. Yani her bakımdan teknolojik. Bunun yaptığı şey, varlığa başka bakma biçimlerini, yani mevcut olanlar bunlar. Bizim bildiğimiz varlığa bakma
biçimleri burada 5 tane. İşte dinler olsun, modern özneli güç istenci olsun, teknoloji olsun, sanat olsun. Sanat başka gerçi yani. O bizden daha zayıf bir hareket alanı. Şimdi burada teknoloji, mutlak teknik bir nesne ya, bütün başka varlığa bakış, başka dolayımları, varlık hakkındaki başka soruları. Yani biz bu masa zemininde var olamayız. Burası dehşetli böyle bir, burada bir delilik var, burada bir şizofreni var, burada bir içkinlik var, burada bir şey yok. Temalaştırılmamış bir yoğunluk bu masa yüzeyi. Biz buradan bir hayat çıkartmışız vakti zamanında. Antikler, mesela antikler böyle bakmış, işte o böyle doğa, tabiat farkı olan uygarlıkları ayırıyor. Yani Osmanlı böyle bakmıştır demiyor. Diyor ki antikler buradan bakmış varlığa, şeyler, antikler buradan, bu da antik değil gerçi. Antikler buradan baksın, orta çağ buradan bak, modernler buradan bakıyorlar. Ama modernlik çok daha karanlık bir şey çünkü yeni şeylere, yani burada şey yapıyorsun sen, bir metafizik yaratıyorsun ve diyorsun ki herkes buradan bakacak artık. Orada Dasein'in şeyi, marifeti şu, onun da kaygısı ve ihtimami, yani masa yüzeyine dönük özeni. Ben diyor, mesela Turgut'a Selim'den hiçbir şey ulaşmıyor aslında. Turgut, Selim ondan hiçbir şey istemiyor. Turgut, hallenmek diye çevirmiş Kaan Ökten Hoca, şeyde varlık ve zamanı, halleniyor. Ama nesnesiz bir hallenme ve ondan sonra bu hallenen varlık aramaya başlıyor. Kendi, yani Dasein bu hali ne yapıyor? Asıl önemli olan bu. Bu özneyi arıyor Heidegger. Bütün bunların dışında bir ekran arıyor. Yani varlığa bakmanın, onu temalaştırmanın başka bir imkanını yokluyor. Ve o imkanın kendisini de destrüksiyon yapıyor. Hiçbir zaman varlığa başka türlü bakamazsınız da demiyor ondan sonra. Ya onun müstesna bir var olan olması, özne değil o, Dasein'in. Onun müstesnalığı orada. O işte Turgut gibi bir şey. Turgut, Dasein, insandan Dasein'e dönüştüğü zaman işini kaybediyor, evini kaybediyor. Hanımından ayrılmıyor ama evi terk ediyor. Çocuklarla bağ kopuyor. Bedbahtlaşıyor. Evet, bedbahtlaşıyor. Çünkü ona o orta sınıf hayatın içerisindeki bu bütün müreffeh, aslında tehlikeli özünde, müreffeh ekranlarını kaybediyor. Yani orta sınıf hayatı sana diyor ki işte böyle konformist bir inanç yapısı, böyle alsana işte böyle biraz teknolojik refah, işte aynı zamanda cemiyet hayatı, işte hanımınla, işte hanımın bu arada kendisi öyle diyor, şey yapmak, gidiyorsun eş dost ziyaretleri, iş arkadaşlarınla böyle yine şey, konformist sohbetler. Bu huzur eleştirisi de abi, şeyde, Nietzsche, Zerdüşt'te tam olarak şöyle bir cümle kuruyor. Unheimlich ist das menschliche Dasein diye bir cümle kuruyor. Yani tekinsizlik, huzursuzluk, insanın varlığının insanın varlığıdır gibi bir şey. Yani varlık diye Mustafa Düzel'in Türkçe çevirisinde o şekilde geçiyor. İngilizcesinde de existence tabii. O çok kavram olarak oluşmuyor ama ya buradan baktığım zaman Heidegger'in tehlike dediği şey, yani huzur meselesi, Nietzsche'nin tümüyle gördüğü modern çağa da ilişkin olarak aslında insanın, da Dasein demiyor ama insanın iyiden iyiye kapandığı, iyiden iyiye azaldığı, yani bütün zerdüşlüğünü ya da zerdüşt oluş halini tümüyle o becerisini kaybettiği bir şeye davet ediyor, huzur aslında. Ve işte hani Ulus Hoca'nın çerçevelediği biçimiyle din huzuru
şey yapıyor. Çünkü bu metafizikler sana huzuru vaat ediyor. Aynen. Yani devlet huzuru vaat ediyor. İşte kapitalizm konforu huzuru vaat ediyor. Bunlar böyle bir aslında yani türlü protestaslar, türlü iktidarlar olarak huzur vaat ediciler gibi. Yani buradan baktığımız zaman çok beslemiş Nietzsche. Şimdi zaten son dönem Nietzsche okumalarıyla geçiyor. Mesela Nietzsche'nin yeryüzü, ya yok dünya çöleşiyor diyor. Şimdi Avrupa'da yeşillikler ortasında gerçekten müreffeh bir Avrupa'da Heidegger. Çok da rahat işte Almanya falan. Çöleşmenin kendisini işte bu hani dünya dediğimiz şey işte budur. Yani bu burada bu huzurlu tesisattır. Bu huzurlu tertibattır dünya. Ama çöleşen şey yeryüzünün kendisinin kaybolmasıdır. Heidegger son dönem artık varlıkla Dasein ilişkisi değil de daha çok yine Dasein var ama varlık dünya ile yeryüzü dinamiği. O diyalektikten nefret eder. O yüzden diyalektik demedim. Dünya ile yeryüzü arasında bir dinamiğin temalıştır. Yani yeryüzünün hilafına huzura kavuşan bir dünyada tehlike büyüyor. Yani tehlike tabii tinsel bir tehlike, tinsel bir çöleşme. Mesela Samuel Beckett de öyledir. İngiltere'nin ortasında sanki böyle bir açlık, kıtlık, bir çöl hayatının içerisinde dolaştırır karakterleri. Dersin ki bu acaba nerede yaşıyor elemanlar? Aynı vurgu. Eyvallah. Var mı arkadaşlar başka? Siz sizde. Dasein insandır demiyor. Bunun sebebi her insanın Turgut Özmen gibi bir hallenme içerisinde olamaması mı? Evet, evet bence tam olarak olabilir. Yani Dasein aslında insanın meleke olarak içinde taşıdığı bazı ne diyeyim, yetiler, bazı yetiler diyelim. Yani kaygılanmak böyle bir şeydir. Merak duymak, ilgilenmesi, ilgi, itina ve ihtimamı da ayırıyor. Yani sizin varlığa yönelik zannettiğiniz, yani hakikate yönelik o soruyu oluştururken acaba ilgi mi gösteriyorsunuz, itina mı gösteriyorsunuz, ihtimam mı gösteriyorsunuz? İşte ihtimam tam da varlıkla ilgili sorunun muhatabı tarafından gösterilen bir şey. Yani yani insan mesela ben bu deminki kitapta en sonuç bölümünde Wall-E diye bir şey var. Film var. Wall-E bir tane robot. Dünya yok olduktan sonra dünyadaki çöpleri temizleyip dünyada tekrar hayatı oluşturmak üzere görevlendirmiş. Bu robotlardan sonuncusu, yani bir tek o kalmış diye. Mesela o da onun bir Dasein olduğunu biraz da şansımı zorlayarak söylemeye çalıştım. Yani Dasein özünde bir melekeler topluluğu. Yani varlıkla ilgili o itinayı, ihtimamı gösterebilecek, onunla ilgili düşünebilecek, onunla ilgili şiirli duruş, yani toplam bir Heidegger veriyorum, onunla ilgili şiirli bir duruş ortaya koyabilecek, onunla ilgili bir ruh hali, kaygılı bir ruh hali içerisine girebilecek bir herhangi bir var olan. Bu insan, yani tabii insana benzer bir şey. Ama ona insan dediğimiz zaman olmuyor işte. İşte o zaman Turgut'un eline mektubu aldığı zamanki Turgut'la o evi terk edip nereye gittiğini bilmediğimiz Turgut arasında ki o tabiat farkını kaybetmiş oluruz. İnsan değil ama en yakın olan yine insan. En yakın. Ya potansiyel olarak. Ya mesela Gilles Deleuze de bunu söylüyor. Yani hayvanla insanı ayırmaz. Bitkiyi de ayırmaz ama şey derece farkı bulur. Evet, evet, evet. Derece farkı bulur. Yani İnsanın özellikle zihinsel olarak yani kuşkusuz gelişmiş bir varlık. Bu zihni kabiliyetler ve duygulanma kapasitesi özellikle. Yani insanın zihni acayip bir makine. İşte çok duygusal tecrübeleri açık, duygusal kapasitesi, sayısız duygu orada oluşabiliyor. Ve müdrikesi var. Yani bir senteze ulaşabiliyor. Yani ya,
mesela Heidegger hayvanlar konusunda kibirlidir. Onların bir kibri vardır. Şimdi insanın mesela sentez kabiliyeti, şimdi Kant bunu en önemli şey olarak görüyor insanı. Analiz yapıyor, hayvanlar da yapıyor. Muhtemelen birkaç sentez de yapıyor. İnsan denilen mahluk ama çok şey... şimdi varlık dolayısıyla şey yapıyor yani, duyumsal olarak yani böyle kendisini daha iyi duyuruyor ona. Yani bazı melekeleri açık, zihni olarak, bedensel olarak melekeleri açık bir var olana varlık kendisini daha rahat duyuyor. Yani temas ediyor. Burada sinir uçlarına değiyor. Peygamber filozoftan daha yakın oluyor sanki. Peygamber de bir dazaynlık sergiliyor, evet. Onu tartıştığı yerler de var. Mesela son dönem düşüncesi, özellikle Taocu felsefeyle çok onun etkileri var. Taoculukta tam bir olay felsefesi, Taoculuk. Semavi dinle falan hiç benzemiyor, biliyorsunuz. Oradaki işte mutlak boşluğun kendisini de maruz kalan bir varlık var, bu kutsal insan diyor, deniliyor. Orada örneğin Heidegger'in Taoculukla ilişkisi, özellikle son dönem düşüncesinde tamamen olay felsefesine maruz kalan, yani onunla ilgili şiirler yazan ve onun hakkında tefekkür içindeki birisini bırakıyor geriye. Sanki öyle. Var mı arkadaşlar? Hocam, derin bir bilimsel yöntemi anlatırken Husserl'den işte parantezi alma, epoke geriye ne kalıyor? Çok, benim için çok güzel de bir anlatımdı. Teşekkür ederim. Burada tabii şöyle bir şey, yani birkaç soru geliyor aklıma. Şimdi burada bir esasa ulaşmaya çalışma söz konusu ya, öz gibi bir şey herhalde bu. Yani bu anlamda bu öz nasıl kavramsallaşıyor acaba, nasıl anlaşılıyor hadi geldi? Çünkü bir tarafından hani Hegel'le ilişkisi de zaten malum sanıyorum. Benim için çok malum olmasa da sizin için daha malum. Ya benim için de malum. Hani onun mutlak kavramı iliştiren ne bileceği belli varlığı ama ne şekilde tam bilmiyorum ama hani her yerde en azından öz böyle çok değişmeyen hep sabit kalan bir şey değildir, hani yeniden kurulur. Hatta sadece kurulur yani bir tarafından. Yani böyle bir şekilde mi aslında kavramsallaşıyor bu esas öz konusu görüntü bilimin genelinde aslında. Ve şeyden biraz farklı, yani mesela analitik felsefe de bu şekilde aslında analiz ediyor. Ama o kavramları ve sözcükleri analiz ediyor aslında, dili analiz ediyor. Evet. Ama sanıyorum, değil mi? Hani bilmiyorum ama biraz teyit için de soruyorum. Yani Heidegger ve görüntü bilimin geri kalanındaki analiz daha ontolojik veya ontik bir şey sanki. Ya yani bu bağlamda söyleyeceğiniz birkaç şey olur mu acaba? Yani aslında fenomenoloji kitabı var. Görüntü bilimin tavrında esası bir kere belirleyip sonra onu hani temalaştırıp güvenceye, kavramlara yerleştirmek gibi bir şey yok. Görüntü bilimin bu esasın kendisinin hareketini yakalamak daha önemli. Yani burada örneğin Heidegger'de ontolojik fark diye bir şey var. Bunu varlık zamanında da geçiyor. Orada da bayağı üzerinde duruyor. Ontolojik fark özünde bizim bir şeyi böyle keşfetmemize izin vermiyor. Her şeyi, yani bu işte antik Yunan'ın aletheia tecrübesi, yani açığa çıkma dediğimiz şey de bir şeyin kendisini izini belli ettiği anda kaybolması halini tarif ediyor. Yani bir şeyi böyle biz keşfediyorsak o kendisi varlıkla ilgili bir şey değildir zaten demeye getiriyor. Yani biz onu tamam güvenceye almışızdır. Onu kavramlaştırmışız, temalaştırmış olabiliriz. Onu bir mevcudiyetin el altında mevcut. Yani o tam da metafiziğin nesnesi ya. O hale getirmişizdir ama o varlıkla alakası yoktur. Yani varlığı burada keşfetmek, esasını bulmaktan ziyade
İşte oradaki o ontolojik farkı, ki onu hiçbir zaman o projesini gerçekleştiremiyor. O ontolojik farkla ilgili, işte temel ontoloji, varlık ve zamanın ikinci cildi olarak en baştan itibaren söylüyor. Size bir de böyle bir şey yazacağım diyor ama yazmıyor. Yani orada esas olan budur, şudur, öz budur vesaireden ziyade bizim varlıkla bir alaka kurduğumuza, onun daha doğrusu kendisini bize duyurma biçimini, alaka kurduğumuz görüntüleri tasnif ediyor. Yani işte şey, merak görüntüsü, ihtimam görüntüsü, işte angst, endişeli ruh hali. Bütün bu görüntülerin kendisi işte bizi bu ontolojik farka yani kendisiyle hiçbir zaman aynı kalmayan, hep kendi farkını üreten, kendini tekrar ederken farkını üreten o şeyin duyusuna varmamızı istiyor. Yani orada bir esasa değil. Zaten örneğin Heidegger'i Derrida çok ama çok değerli buluyor. Faşist falan diye geçmiyor. Orada bu ontolojik farkı özellikle 2-3 yerde kendisini ihlal ettiğini düşünüyor. Yani bu çok hani modern felsefede çığır açıcı bir momenttir diyor. Ontolojik fark kurgusu. Ama örneğin vicdan size bir ses verir derken ya da sahici, şu sahi sahici, bu daha sahici falan derken bunu ihlal eder diyerek bizi biraz ondan şey yapıyor yani. Evet, şimdi hocam acayip bir konu Heidegger yani benim yani çok üzerinde şey yaptığım değil de böyle parça parça. Bu insanla Dadaay'ı şeyden ayırmış olabilir mi? Yani kendisine kadar gelmiş o kavram önce oluşmuş. Valizinde çok fazla şey var. Onu yüklenmek istemiyor gibi. Yani onlarla uğraşmak istemiyor. Yeni bir tanımla. Çünkü hani Dadaay'da varlığın kendisiyle ilgili kafa yoracağı için ona açılan bir geçitmiş gibi bir anlam yüklüyor gibi geldi bana. Özellikle bir kendi bir şey üretmiş olabilir mi? Ben böyle bir şey yapayım. Bir de gerçekten çok hani enteresan bir şey. Bu faşistliği vesaire. Yani bir röportajında işte Nazi geçmişiniz var. Bunun için özür dilemeyi düşünüyor musunuz? Diye sorulduğu zaman ben niye özür dileyim? Hitler'i dirilteyim gelsin, o benden özür dilesin. O zaman belki düşünürüm gibi bir şeyi de var. Ben Hannah Arendt'le mektuplaşmalarından biraz asıl orada şey yapmıştım, hayal kırıklığına bırakmıştım. Yani birazcık bir adamlık problemi gördüm yani resmen şey yapmış. Yani bu olmaz yani, yakışmadı herhalde yani. Benim kafamda şey, bir de hocam şunu da sormak istiyorum. Bu insanın ölüme doğru bir varlık olması böyle tanımlıyor. Sadece insanlar ölür. Buradaki, ben Almanca bilmediğim için, buradaki hani bildiğimiz Dasein olarak mı kullanıyor bunu, bir bilginiz var mı? Yoksa klasik anlamda sadece insanlar ölmesi şey var. Bir de hiçlikle ilgili, yani varlığın kendisiyle ilgili, hani varlık ve zaman. Hatta Almanya Üniversitesi'nin galiba iki ana departmanda yapılandırmayı falan teklif etmiş. Varlık Üniversiteleri ve Zaman Üniversiteleri şeklinde bir önerisi falan olduğunu okumuştum. Biraz karışık oldu ama yani çok şimdi inşallah kitabımızı okuyacağım. Ondan sonra inşallah bir fırsat olursa daha çok soru sorabilirim ama benim kafamda böyle bir şeyler var. Yani hiçlik, Dasein'le ilgili ölüme doğru olan varlık olarak yani insanı mı yoksa bizzati böyle mi kullanıyor? Onları sormak istedim. Ya tabii şimdi derler ya bagajı dolu diye. Şimdi insanla ilgili bagaj dolu. Siz bir şeye insan adını verdiğiniz zaman orada bayağı bir şeyi sırtlanmış oluyorsunuz. Ne bileyim onun tarihsel yükünü, onunla ilgili imalar. Zaten antropolojiden ve psikolojiden nefret eden bir, yani bu nefreti her zaman dile getiriyor. Yani bir şeyin içinde eğer psikoloji ve antropoloji karışıyorsa, ki bu
insan merkezli dünyanın tahayyülleri bunlar. Bunlar bir kere oradan bir uzaklaşın demeye getiriyor. Ben bu şeyi aslında birçok böyle büyük düşünürde görüyorum. Yani insan demiyorlar, devlet demiyorlar. Zamanı ve mekanı temalaştırmaktan geri duruyorlar. Yani o böyle çağlara en fazla işte şey diyor, yani antik zaman, orta çağ ve modernlik gibi bir şeye ayırıyor. Onun dışında bir şey, coğrafi bir yer işaret etmiyor. Yahudilere örneğin çok ciddi bir metafizi, yani Yahudilikle ilgili Yahudilerin de bir metafizik oluştu. Yani varlığa olan ilişkimizi kara defterlerde bunlar yazıyor. Adeta Yahudiler sanki böyle bir kısa devre yaratmışlar kendileri. Yani biz varlıkla olan ilişkimizi Yahudiler yüzünden kaybettik demeye getiren cümleler var. O metinde de bunları biraz şey yapıyorum. Kesinlikle antisemit cümleleri var. Hannah Arendt'le ilişkisi bende de şey yaptı yani. O kısmı değil de Hannah Arendt hayatı boyunca Heidegger'i seviyor. Yani bir kere çok böyle 20. yüzyılın vicdanı diyebileceğimiz karakterlerden birisinin onu böyle hayat boyu ziyaret etmesi, sevmesi, ona özenmesi biraz şey yaratıyor yani belki de o kadar da değildir falan demeye getiriyor. Yani böyle bir şey aslında metafiziklerin mesela Henry Bergson'da böyle bir heyecan yaratmıştır. Metafizikleri yeniden diriltmek konusunda girişimleri olan insanlar Levinas'ta böyledir. Bir yandan bir deconstruction var. Yani böyle her şeyi böyle eleyen bir şey var. Görüngü bilim var. Her şeyi böyle paranteze alan bir yanda bilim var, müsbet bilim ama bir yandan da metafizikleri tekrar diriltmeye çalışan karakterler var. Yani Bergson'da da bence bu var. O yüzden ona gösterilen rağbetin bir kısmı bununla da alakalı olabilir. Yani böyle bir onun teolojik çerçeve, tabii varoluşçuluk da onun arkasını aldığı rüzgarlardan birisi. Evet, 1,5 saatimizi doldurduk. Sevgili Özgür Taburoğlu hocama bu güzel ve değerli konuşma için çok teşekkür ederim. Tabii soru kısmında geçti. Samuel Beckett, Özgür Taburoğlu hocamızın Doğu Batı yayınlarından çıkan 4 ciltlik Anlatı Desenleri serisinin ikinci kitabı Samuel Beckett ve Varlığa Eşlik Eden Kahramanlar. İlk cildini Oğuz Atay'la ilgili olanı yapmıştık Ankara Rus Atölyesi'nde. Ekim ayında da büyük ihtimalle Özgür Taburoğlu hocamızla Samuel Beckett Varlığa Eşlik Eden Kahramanlar üzerine bir program gerçekleştirmiş olacağız. Özgür hocama tekrar çok teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ederiz. Programı...